şu çıkıyor. Teknik taktik, fiziksel ve mental anlamda bir tükeniş var Fenerbahçe'de gibi bir sonuç çıktı şu ana kadarki konuşmalarımızda. Hakikaten bu sarmaldan neden çıkamıyor? Salı günü de Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayseri maçı var içeride. Yani belki ligde de bir ikincilik en azından bonusu duruyor ama şu anda mevcut oyun o anlamda umut veriyor mu? Çok emin değilim. Ama çok daha somut ve ulaşılabilir bir hedef var. Ucunda kupa olan, ucunda kısa yoldan Avrupa olan. Dolayısıyla hedefleri olmasına rağmen bir türlü bu sarmaldan çıkamıyor Fenerbahçe takımı. Nerede aramak lazım sıkıntıyı, sorunu? Ali Koç kaç senedir Fenerbahçe başkanı? Dördüncü yılı. Tabii dördüncü yılı. Peki, dördüncü sezonu diyeyim daha doğru bir ifade. Üç yıl doldu yani. Kaç teknik direktör geldi gitti? İşte 4+5. Yani sezona başlayan 4, sonradan gelen 5. 5. Kaç teknik direktör abi toplam? 9 oluyor öyle. 9. 4 senede 9 teknik direktör. Peki kaç futbolcu? 60 küsur. E hocam pardon ya. Siz neyi tartışıyorsunuz abi ya? Böyle hızlı hızlı birbirinize çakıyorsunuz. 9 teknik direktör değiştiren bir başkan. 60 küsur futbolcu değiştiren bir başkan ve bu Fenerbahçe. Şimdi bir takımı eleştirmemiz için iyi mi kötü mü diye bir takım olması lazım orada da ki. Ya bugün Fenerbahçe oynadı. Bugün Fenerbahçe oynayamadı. Şurada var. Ya Fenerbahçe'nin nereye elini atsan orası elinde kalıyor. Bunun da sorumlusu tek başına Ali Koç. Çıktı, aday oldu. Ben bu işi biliyorum dedi. Çok da biliyormuş. Gördük bildiğini. Sağa sola salladı. Herkes dahil. Onu bunu yaptı. Fenerbahçe takımı bu hale geldi. Helal olsun Fenerbahçe seyircisine. Bu takıma bu gece, bu soğukta bu kadar seyirci geliyorsa helal olsun bu Fenerbahçe tabii seyircisine. Tabii 25 bine yakın seyirci var. Helal olsun. Çok iyi rakam. Ben taraftar olsam vallahi giderken düşünürüm. Soğuk da hava. Bir, iki. Hani Ali Koç'a bir şey söylemek lazım. Tek bir cümle var yani. Bahçıvansın. Biberin yok. Yok. Fener elden gidiyor. Haberin yok. Sen de hemen hocam. Abi ya bir dakika. Hemen hocam. Hemen böyle. Bu çok şey değil ya. Hocam Ender işi garanti. Sen biliyorsun benim nasıl. Hocam Ender işi garanti alıyor. Önceden öyle söyleyeyim ne olur ne olmaz. Bu çok şey değil ya. Ama hocam kaldı. Tehlikelisin öyle deme. Haklı. Hayır değilim abi ya. Bahçe varsın biberin yok. Fener elden gidiyor haberin yok. Niye hemen aklınız ters tarafa gidiyor ya? Ha? Benim gitmiyor. Ah hocam ah. Sen daha iyi bilirsin benim de. Anladınız mı? O kadar basit abi. Gecenin cümlesi. Bahçıvansın biberin yok. Fener elden gidiyor haberin yok. Bu kadar basit. Sorumlusu da tek başına Ali Koç. Demek yönetim de yok. Veya bilenler de yok. Abi ya ben Ali Koç'u hiç tanımam. Hayatımda da bir sefer şeyde gördüm. Genel kurulda gördüm. Federasyonda kadar. Tanımam da. Ama ben Ali Koç'u bilmem için takıma bakmam lazım. Takım aynasıdır. Yönetimin aynasıdır takım. Yönetim ne halsa takım öyledir. Yönetim ne veriyorsa takım onu oynar. Orası kaptan. Orası idare ediyor. Ben ne uğraşayım abi antrenörler. İsmail ne yapar abi bu takıma? İsmail'e bir şey diyemem ben. Takımın yürüyecek hali yok ya. Haftayım da konuştuk. Değil mi? Emre ile Başakşehir frene basıyor. Çok gitmiyor. Oynuyorlar. 55-60'tan sonra Başakşehir herhalde yavaş yavaş girecek dedik. Oldu gibi oldu. Müneccim değiliz ki hocam. Bu işi biraz biliyorsan adamın ne yapacağı belli. Fener takımı da iyi biliyor. Nerede duracağını, nerede stop edeceğini Emre. 60'tan sonra tempoyu bastı. Her tempo basışta Fener oyundan düştü. Zamanında oyuncu değişiklikleri yaptı. İsmail zamanında oyuncu değişiklikleri yapmadı. Ama hangi oyuncuyu değiştirsen değişir Fenerbahçe bu. A gitmiş, V kalmış. Sorumlusu da Ali Koç kardeşim. Bu kadar basit. Bence gecenin özeti. Hiç başka taraflara girme. Futbolcular ya da teknik adamlar. 9 teknik adam
60'ın üzerinde futbolcu. Ne diyorsunuz siz ya? Onlar sonuç, nedene bakarım diyorsunuz. Hocam, abi olacak şey mi ya? Ama futbolcu da biraz olacak yani. Hani bir tane çıkmaz mı içinden? Bir tanesi bir sorumluluk alır, bir gösterir. Ya, nasıl hocam, çıksın? Bir tanesi olur hani bir sadece bir ilk yarı bir iki tane Sosa'nın müdahalesini gördüm. Bir yani müdahale bir tepki verir diyorsun. Hani, hiç bir tanesi mi olmaz? Hocam, çünkü bu kadar büyük oyuncular bunlar. Orkestradan hani kalabalık bir orkestradan düşün. Birkaç kişi çalmadı mı bütün orkestrayı bozarsın. Doğru da ya, bu tartışılacak bunu hiçbir tarafı yok hocam bu kadronun. Şu an yetki adam kim en baştaki? Olumlu yönde hiçbir şey yok Fenerbahçe takımı. Hiç hikaye bundan sonrasını hikaye. Ya tatile çıkmış Fenerbahçe takımı şu an. Ama Fener seyircisine bu durumda o stadda dışarı soğuk ha. Rüzgar müzgar da vardır o şeyde. Çok fazlasıyla taraflar geldi. Vallahi helal olsun seyirci abi. Evet. Ben hiç beklemiyordum bu kadar seyirci. Ya hocam bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe taraftarı yıllardır o yani, özveriyi gösteriyor zaten. Ya Fenerbahçe geçen sene mesela bir Sivas maçıyla işte o 3 puanla biliyorsun konuştuk. Şampiyon olamadı. Sezon başı bir antrenör getirirken ben diyorum ki yani Ali Koç'un yönetimini yaptı en büyük hata. Pereira'yı getirirken Pereira üçlü klasik konuştuk ya aylarca işte üçlü oynadı falan. Ya geçen sene sen 3 puan geride bitirmiştin. Ali Koç olarak sana sunum yapmış. Sen orada ikna olmuşsun. Üçlü oynayacağım. Ya ona diyeceksin ki yönetim olarak. Ben olsam şunu derim başkan. Ya hocam sen anlatıyorsun bunları. Biz geçen sene 3 puan farkla şampiyonluk gitti. Biz böyle bir düzen oynadık. Son 11 maçta. Valencia arkası işte hepimiz konuştuk. Mesut, İrfan, Pelkas. Orta sahada Sosa, Mert Hakan. Daha çok topa sahip olan 10 numara gibi oyuncularla oynattık. Konuştuk burada geçen sene. Biz 3 puan geride bitirdik. Sen bunun üzerine... Bu kalsın bizim kurgu. Bunun üzerine bir takım bir iki dokunuş alalım oyuncu inşa et. Bir santrofor alalım. Bir tane altı numara alalım. Yani ya bu oyuncuları tutalım. Bir sağ bek alalım. Üç tane oyuncu vesaire. Bununla kapatalım biz transferi. Çünkü belirli bir oyun var. Sen bu oyunu bize oynatacak mısın? Bizim referansımız bu yönetim olarak. Yani bu sefer bunu yapmadığın zaman bu kadar oyuncu sirkülasyonu. Ya Fenerbahçe yönetiminde hocam. Teknik direktörle bunları konuşabilecek kapasitede futbolu bilen yok, birisi yok var mı? Yok işte hocam onu söylüyorum. Diyorum ki sezon başı yapıyordu. Ya bunu sormuşlar. Öyle bir şey olsa 9 teknik direktör 60 futbolcu değişir mi arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz ya? 3,5 sene daha. 4 sene evet. De değil ha. 3,5 sene daha. Ya? 4 de olmadı. O futbolcu maliyetlerini düşünün. O teknik adamların maliyetlerini düşünün. Dalga geçiyorlar. Avrupa'da falan dalga geçiyorlar yok. Ya. Hocam benim söylemek istediğimi anladın mı? Bu doğru değil mi? Yönetim olarak bunu sormaları gerek değil mi? Gelen teknik adamı. 3 puan gerideydik. Biz bu oyuncuları oynattık. Ya, bununla ilgili bize bu bir yapı oluştu. Kim yapacak? Yok Fener işte yerine. Diyorum. Fenerbahçe'de yok. Hoca. Olsa geçen sene iyi giden son bir şey söyleyeceğim Güzel. Geçen sene iyi giden bir düzeni geldi bir teknik adam komple bozdu. Hocam yani. Bak sana söyleyeyim sormuşlardır. Teknik adam demiştir ki ben böyle oynayacağım demiştir. Bu takımla oynar mısın? Oynarım demiştir. Nereden bilsinler Ferdi'yi o sayıyı bek yapacağını falan o dengesizlik içinde oynayacağını. Ben de diyorum ki Gürcan. Şimdi ama söylersin başka olarak 3 puan için mi tabii. Söylüyorsun? Ya geçen ama sen Pereira'nın bir oyun... örneğin üçlü oynatacağı ya da ne bileyim nasıl bir oyun felsefesi oldu. Sen söyledin çünkü. Hayır, çok yanlış bir başlangıç diye. Pereira Fenerbahçe'deki ilk döneminde 4-2-3-1 oynadı. Yani illa 3 baskılar üzerine. Hayır ilk geldiği sene mevcut sistemi İsmail Hoca'dan kalan sistemi devam ettirdi işte. Ama o zaman bak, işte 4-2-3-1 de illa değil. 3 tane arkada 10 numara oynatıyor ya Gürcan. Hayır sonra ne oldu? Topa sahip olarak baskı yaptı, tempo yaptı. Bu oyuncuların üzerine bir iki oyuncuyla bunu söylersin ya. Bizim oyunumuzu bozma. Belirli bir oyun çıktı ortaya. Sonra gittiler müdahale ettiler. 4-2'ye döndüler. Galatasaray maçıyla beraber hatırla. 4-2'ye döndürdüler. Sonra gene 3'te oldu. Gene 4'te oldu. Zaten o zaman ne zaman 4-2'ye döndü Gürcan biliyorsun değil mi? İp biliyorsun değil mi? Tabii canım. Gitti. Oradan sonra gitti. Hem yönetimden hem teknik heyetten kulüpte de gitti. Bitti. Hoca bak Vitor Pereira'yı getiriyorsun. Ya 5 sene önce bu adam gelmiş seninle çalışmış. Bir sor bu adam niye gitmişti. Tamam mı? Bugün şikayet ediyor. Hiç ilişkimiz yok. Birlikte çalışmıyoruz. Kulüpte herkes ayrı oynuyor diye. Ya geldiği gün çıktım dedim ki. Mesela o dönemde Hasan Çetinkaya vardı. Menajer. Bütün problemleri o çözüyordu. Hoca, oyuncuya karşı çok nobrandır, çok kırıcıdır. Son söyleyeceğini ilk söyler. Ya Gürcan, hadi onları geçtim. Bak, onları, ya tamam da olsun. Onları tolerans aralığına getirdim. Onların hepsi ama takım için de önemli. Bak Gürcan yanlış bir şey söylüyor demiyorum. Başka bir şey söylüyor. Ya sen Pereira geldi, dörtlü. Ya diyeceksin ki bir futbol aklı kulüpte, hep söyledik değil mi? Ya... Diyecek ki o, Nova oynatacağım. Mesela Caner gitsin, Gökhan gitsin, Nazım üçlü oynayacağız veya Somali'yle, Ferdi'yle. Diyeceksin ki olmaz.
Az önce söyledim, bir daha bak tekrara düşüyorum. Ya diyeceksin ki biz geçen sene 3 puan geride bitirdik. Ya bir takım bir oyunu var ya. Var tabii. Topa sahip olarak rakip her alanda oynuyor. Bunun üzerine 2-3 oyuncuyla sen devam edecek misin? Bu hayır derse ne yapacaksın biliyor musun? Teşekkür ederim. Pereyle anlaşmayacaksın hayır. Ya. Bir santrafor, bir stoperle transferi kapatabilirler. Bir de sağ bek al. Ya da. Bir de tamam Gökhan mı? Gitti sağ bek al. Kapat transferi bu sene. Net görünen bir şey. Sen yani, santrafor mesela hocam. En neti ya. Santraforsuz oynuyor Fenerbahçe. Baktığın zaman. Mesela Sivas maçını kazandı. Fenerbahçe şampiyon oldu. Gönderecek miydin Emre Belözoğlu'nu? Tabii ki göndermeyecek. Devam edecek. Şampiyon olsaydı tabii ya, göndermeyecek. Bir maçla mı Emre Belözoğlu kötü teknik direktör oldu? Çıkıyorsun diyorsun ki geçen seneki iki haklı. Hakemler benim 12 ile 15 puan arası kararlarıyla hakkım yedi. O zaman verdiğin karar eylemleriyle söylemlerini tutmuyor. O zaman Erol Bulut'u niye gönderdin? Ya 15 ya, puanın hakem kararlarıyla gittiyse senin teknik direktörün ya, başarılı o zaman yani tabelaya baktın. O zaman Erol Bulut'u niye gönderdin? Ya, yani hakikaten yani anlaşılır gibi değil yani. Bak, bu oradaki, kadar senin söylediğin ne biliyor musun? Yaklaşım, bu kadar oyuncu ve teknik adam değişikliğinin nedeni Ali Bey'in ve yönetim kurulunun futbolu bilmeyişidir. Evet. Az önce onu örneği verdim. Evet, bak bir takım başarılı 3 puan geride ya. Dersin ki bizim hocam, referansımız bu. Sen bu oyunu bize geliştirecek misin? Birkaç oyuncu alacağız. Biz böyle oynayacağız. 3 puanla biz kaybettik. Beşiktaş şampiyon oldu. Bu ama biz son 11 hafta bir mağlubiyet aldık. Doğru mu? Bir mağlubiyet. Bu takımla biz önümüzdeki sene bir oyun ezberi de oluşmaya başladı. Sen bunu oynayacak mısın? O farklı bir hikayeden bir hayal satıyor, geliyor. Divanda dedi ya, Aykut Hoca ile başlasaydım daha iyiydi. Orada hata yaptım erken bir değişiklikle diye. Sonraki hata, o hatadan ders almadığını da sonraki hatalarla gösteriyor aslında. Yani sizin bu, şu anda konuştuğunuz hep onlar. Ben size doğru söyleyeyim. Hatadan ders ben yaptım, bu kadar, oldu, bitti mantığıyla yönetiliyor kulüp. Ben doğru yanlış yapmadım diyor ya. Bu kadar kibirle kulüp yönetilmez. Gürcan abi, Fenerbahçe yani takımı liderlerin arasında 20 puan fark olur mu ya? 24. haftadan bahsediyorsun ya. Bir de yanlış yani anlama. Yani bak şimdi bu kadroya bak, Fenerbahçe kadrosu bak, şampiyon olmayabilir. 24. haftadan bahsediyorsun ya. Kaç 24. haftada 20 puan. 20 puan farktan bahsediyorsun. Çok ekstra bir sezon yaşıyoruz ya. Yani büyük yani Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe açısından yani, çok ekstra. Yani ben böyle bir şey hiç görmedim. Ya bak Fenerbahçe için acı olan ne biliyor musun bak? Başakşehir'i geçtim. Haftaya Kasımpaşa ile X oynasın Fenerbahçe. Malatya Spor'la oynasın. Antalya Spor'la X. Diyebilir misin ya? Bu maçı %100 Fenerbahçe kazanır. Diyemez. Ya Allah aşkına şu oyunculara ödenen rakamlara bak. Hayır. Kurulan kadro, bu kadro bir daha söylüyorum. Bu kadar da kötü oynamaz. Düşünebiliyor musun? Gelinen noktaya bak. Fenerbahçe. Hayır, işte, Fenerbahçe takımı 6-7 ay önce lige avlu atar mı? Ya hocam